Giresunlar olarak hiç de mutlu değiliz. Örneğin hemşerilerimiz göçüyor. Giresun'u 15-20 yıl önce 600 binlerde olan nüfusu bugünlerde 444 bine indi. İlimizde son olarak 9 belde belediyesi nüfusun 2000 altında da düştüğü için maalesef kapanmak durumunda kaldı. Giresun'da göçün nedeni değerli arkadaşlar tamamen işsizliktir. Çünkü yine AKP döneminde Giresun'da katma değer ve istihdam yaratan irili ufaklı pek çok güzide ve gözde fabrikalar, tesisler, kobi türü işletmeler birer birer maalesef kapandı. Dünyanın en büyük üretici kuruluşu Fiskobirlik ve Entegre Tesisinin üretim kapasitesi düştü, tasfiye sürecine girdi. Toprak Mahsulleri Ofisi Silosu, Sunta Fabrikası, Adel Kalem Fabrikası, Petma, Başkanlar Gıda, Fatoğlu Un Fabrikası, Hekim Süt Üretimine geçici olarak ara verdi ve kapandılar. 3000 kişi çalışma kapasiteli Seka Aksu Kağıt Fabrikası, özelleştirme adıyla yandaşlara peşkeş çekilerek maalesef kapatılmak durumunda kaldı. Oraya şimdi konut yapılıyor. Sanayi tesisini kapatarak arsasına TOKİ konutu yapılan tek il Türkiye'de maalesef Giresun. Kapanan tüm bu fabrika ve tesislerde çalışanlar işsiz kaldı. 15 bine yakın kişi de çalışma olanağından yoksun bırakıldı. Giresun yoksulu işsizi en çok olan il sıralamasında ön sıralarda yer almaktadır. Şu anda 97 bin kişi devletten aynı ve nakdi yardım almaktadır. Nüfusun 1/3 işsiz olan tek şehir Giresun'dur. Giresun'da esnaf kardeşlerimiz de maalesef mutlu değiller. Kayıtlara göre sadece bu yıl içinde esnaf odasına kayıtlı 512 esnaf iş yerini kapatarak kepenk indirmiş. Geçen yıl bu sayı 670'lerdeydi. Şu anda Giresun'da 33 bine aşkın esnaf icra takibi başlamış. 8 bin dolayındaki esnafımız da henüz icraya intikal etmemiş, ödenmemiş çek ve senetleri bulunmaktadır. İkinci icra mahkemesi açılmıştır. 15 yıllık AKP iktidarı döneminde hazırlanan bütçelerde en az projeli ödenekli yatırım maalesef Giresun'a yapılmıştır. Bu süre içinde rutin devlet yapması gerekenlerin dışında, devletin yapması gerekenlerin dışında tek bir tane bile AKP'nin övüneceği kalkınma ve gelişmemize katkı sağlayan bir projemiz maalesef yoktur. Enerji, iletişim, ulaşım, eğitim, sağlık gibi alanlarda ciddi sorunlarımız vardır. Giresun Karadeniz illerinde doğal gaz arzı sağlayamayan tek illerimizden bir tanesidir. Giresun limanı özelleştirerek atıl ve işlevsiz hale dönüştürülmüş. Limanda gemi dışında maalesef her şey vardır. Otopark, halı sahası, kömür, taş deposu olarak kullanılmakta, yani limanımız var, gemimiz yoktur. Yine Giresunlarla birlikte kırılan üniversitenin, tıp fakültesinin maalesef hastanesi yoktur. Tıp fakültemiz vardır, hastanemiz yoktur. Giresun sorunlarını, hizmet eksikleri, hizmet beklentileri saymakla bitmeyecek. Ama buna rağmen bütün seçimlerde halkımız sözlerle, vaatlerle, beklentilerle kavutularak kendini hep kötülük yapan AKP'ye azımsanmayacak oranda oy vermiştir. Bu oylar 14 yıldır hizmete dönüşmedi. Kısaca AKP döneminde Giresun valisi olan köye dönüştü. Sanki denizin kenarında bir Hakkari gibiyiz. Giresun'u bunları hak etmiyor. Ayıptır, yazıktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda inşallah halkımız parlamenter sistemin, cumhuriyet ve demokrasinin devamı yönünde oy kullanacaktır. Ve bizler de ilimizin sorunlarını buradan her fırsatta dile getirmeye mağduriyet ve mehrum.